Sakın üzülmeyin, sakın acımayın. Bu duygular için değil. Hayran olunacak, gıpta edilecek, güçlükle nasıl mücadele edileceğini gösterecek görüntüler izleyeceksiniz az sonra. 3G'ye bir bağlanalım. Sinan İzmir'de. Sinan tekrar merhaba. Ve Hatice'ye de merhaba. Sevgili Zahide Yetiş, tekrar merhabalar. İzmir'de Narlıdere'deyiz. Şu anda Hatice'nin yanındayız. Bugün size azmin öyküsünü anlatacağız. Bugün size başarının öyküsünü anlatacağız. Bugün gerçekten insanlar, bizi izleyen izleyicilerimiz diyecekler ki çok şanslıyız. Veya iyi ki bu durumdayız diyecekler. En ufak sıkıntılarda dünyalarının alt üst olduğunu düşünenler bugün gerçekten kendilerini çok şanslı ve mutlu hissedecekler. Gerçi Hatice de kendini çok şanslı hissediyor. Birazdan Hatice'nin öyküsünü, Hatice'nin hayatını, Hatice'nin yaşamını sizlere anlatacağız. Çok kısa süre sonra tekrar bizler Hatice'nin evinden canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Hatice'nin o büyük yüreğinde ve kalbinde buluşmak üzere bana 3 dakika, sadece 3 dakika verin. Hemen gidiyorum ve geliyorum. Sinan, Hatice'ye de selamlarımızı ilet lütfen. Biraz sonra ona da merhaba diyeceğiz. Efendim biliyorsunuz yemek hazırlıyoruz programın tam ortasında. Şefim. Zahide Hanım, çok sevdiğimiz iki tarifi birleştiriyoruz bugün. Hangisi ve hangisi? Köfte ve makarna. Makarna köfte ve makarna birleşiyor, tek bir yemek oluyor. Neler var içinde görelim, anlatmaya başlayalım. Buyurun efendim, içindekileri izliyoruz. Hele çocukların en sevdiği iki yemek, makarna, evet, köfte. Yan yana gelirse nasıl bir şey olur? Köfteli makarna olur. Zahide Hanım, şöyle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle kendim şahsım adına doymak için yemek yemiyorum. Bu ne demek? Önce bir gözüm doymalı ki ondan sonra karnım doysun. Bir güzel görünsün. Hani, soframa, masama gelen yemek önce bir gözüme hitap etsin. Ondan sonra zaten illaki karnım doyuracaktır. Bugünkü tarif hani özellikle çok güzel bir sunum içeriyor. Tam adı da köfte çanağında makarna. Nedir? Köfte çanağında makarna. Köfte çanağında, evet, makarna. Gerçekten adı üstünde, köfte tarifimiz bittiği zaman bir çanak gibi, şu tabak gibi olacak. İçinde makarna mı olacak? İçinde makarna bu şekilde sunum edilecek. İki lezzet bir arada bu şekilde yapacağız. Hemen anlatmaya başlayayım. Tarifimi, tamam, hemen, makarnamla başlıyorum. Tasarruf bizim için esastır. Kesinlikle. Zamandan özellikle. Hiç su ısıtarak bir kaybetmek istemiyorum. Kettle'ında suyumu kaynatmıştım. Makarna için kesinlikle ve kesinlikle sıcak su kullanmaya özen gösterin. Aksi takdirde bu makarna iyice hamurlaşacaktır. Kesinlikle suyunuz kaynasın. Akabinde makarnalarınızı ilave edin. Fokur diyecek. Evet, fokur diyecek. Ondan sonra makarnamızı atacağız. Ufak bir bilgi daha. Tuzunu kaynadıktan sonra atın ki kaynama noktasını geciktirmesin. Kaynama fokurdadıktan sonra atın. Suyum kaynadığı için atıyorum ben. O zaten birkaç, evet, saniye sonra başlayacak fokurdamaya. Kaç dakika? Dişe gelir bir kıvam olsun istiyoruz. Yani al dente diye tabir ettiğimiz 8 dakika idealdir. 8 dakika, 7 dakika. Bunu çatalı batırıp da kontrol edebilirsiniz. Hmm. Makarnamı ilave ettim. Bu arada makarna. Ama güzel yapılınca da muhteşemdir tabii. Makarna piştikten sonra kesinlikle sudan geçirmeyin. Bu da bir esastır. Bütün vitamini hem vitamini gider, evet, hem de aynı şekilde hamurlaşmasına neden oluruz. Ve pişerken içine ben zeytinyağı koymuyorum. Kullanmak zorunda değilsiniz. Sizden ricam, bunu karıştırır mısınız tabii birazcık? Ki. Ben köftemi yapayım. Ben şuradan geleyim. Ben bunun suyunu da atmam asla. Evet, suyunu da aynı şekilde kullanabiliriz. Suyunu soğuduktan sonra, ha, çorba morba yapmayacaksanız çiçeklerin saksılarına koyun. Patates, yumurta kaynadıktan sonra da biliyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ekmek için burada kesinlikle ve kesinlikle suyu sıkılmış soğanım var. Bu çok önemli köfte yaparken. Daha önce de belirtmiştik, gene hatırlatalım. Bilgilerimizi pekiştirelim. Eğer suyunu sıkmazsanız soğanınızın, pardon bunu sonra koyacağım, yapmış olduğunuz... Hı. Bu harç kesinlikle bozulacaktır. İstediğiniz gibi olmayacaktır kıvamı. Suyunu sıktığınız zaman köftenin tutmasını sağlar. Harcın daha sert olmasını sağlar. Bunu iyice bir yoğurup daha sonra baharatlarımı da ilave edeceğim. Akabinde kıymamı koyacağım, kaşarımı koyacağım. Ya sen normal köfteni yapacaksın. Evet, köftemi yapacağım. İçini direkt sunumunu anlatayım. Hı-hı. Şu veya bu ebatta ısıya dayanıklı borcam olur veya ısıya dayanıklı bir cam kap olur. Bunu kenarlarını iyice bir yağlayın. Yağladıktan sonra yapmış olduğunuz köfte harcını
Ortası boş kalacak, buna dikkat edelim. Ortası boş kalacak şekilde kenarlarını kaplayarak yapıyoruz. Daha sonra fırına vereceğiz. Fırında pişince zaten o çanak şeklini alacak. Pişen makarnamızı da mantar ve kremayla soslayıp içine koyacağız ondan sonra. Peki, ellerine sağlık şimdiden. Sağ olun, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Finalde göreceğiz nasıl bir makarna oldu. Ellerine sağlık. Onun sadece bir parmağı var. Doktorlar 2 yıl yaşar dediler. Ama o bir parmakla 2 üniversite bitirdi. Pek çoğumuza örnek olacak başarılı işler yaptı. Sinan şu anda yanında. Hatice'den bahsediyorum size. Müthiş bir başarı öyküsü Hatice'nin varlığı. Önce izleyelim neler yaptığını görüntülerimizi. Sonra canlı yayında merhaba diyeceğiz ona tekrar. Türkiye'de 8 yaşına kadar yaşar. Avrupa'da ise 14 yaşına kadar yaşar. Ayağınla birlikte bilgisayarı kumanda edebiliyorsun. Hı hı. Peki hiç vazgeçtin mi? Oluyor. Herkes gibi. İsmim Hatice Özkan, 33 yaşındayım. Görüldüğü üzere farklılığım kas hastası olarak dünyaya gelmek. Engelli bir birey olarak hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Kas hastalığı tanısı konuyor ve bunu burada İzmir'de de bir 3-4 yıl önce tekrardan onaylattım, tescil ettim. Kas hastası. Engelin ne? Tam olarak neleri yapamıyorsun? Beyin fonksiyonlarımı kullanabiliyorum. Görebiliyorum, duyabiliyorum, düşünebiliyorum. Her şeyden önce sevebiliyorum. Bunun dışında sadece sağ ayağımın bir parmağını kullanabiliyorum. Kendi imkanlarımla videolar çekiyorum. Ulaşabildiğim engellerle, engelsizlerle istediğim mesajlar üzerine iletmemiz gereken mesajlar üzerine sohbetler ediyorum. Bunu videolara çekerek paylaşıyorum insanlarla. Her ne kadar güzel gülemesem de gülmeyi seviyorum. Babam da seviyor. Peki hiç vazgeçtin mi? Oluyor. Herkes gibi. Ama o noktada Hatice'nin kendine gel diyorum. Bana inanan insanlar var her şeyden önce. Annem, babam, kardeşlerim. Yani benim vazgeçmek gibi bir lüksüm yok. Onun için mücadeleye devam. Annemin desteklerini saymakla bitiremem, ömrüm yetmez. Hani annem bana doğduğum günden beri bir bebek gibi bakıyor açıkçası. 33 yılda büyümeyen bebeği var onun. Ya o yüzden fazla söze gerek yok yani. Şunu yapmayı gerçekten çok arzulardım, isterdim dediğin ne var? Evet, yapmak istediğim bir sürü şey var. Ama şu anda yapamadım diye vazgeçtim değil. Yani ileride yapacağım. Hani eğer ömrüm olursa tabii. O şekilde ben de hissetmiyorum. Ne faydalar ki? Sizin evde bir tane var, böyle bir tane var. Ama şu anda aynı durumdayız. Hani diyorlar ya, vakit öldürüyorum. Ben o kelimeyi sevmiyorum. İnsanın her nefes aldığı anın son derece değerli olduğuna inanıyorum. Neden vakit öldüreyim ki? O vakti daha faydalı şeylerde kullanabilirim. Hani benim için en çok sevdiğim, severek yaptığım öğrenmek. Hayat sana göre ne anlam ifade ediyor? Nedir hayat? Hayat. Sevdiğin insanların gözündeki mutluluk. Yani bundan daha ötesi var mı? Hayat eşittir. Ailem hayat eşittir. Sevdiklerim hayat eşittir. Kazandığım mücadeleler ve kazanacaklarım. Sevgili izleyenler, Hatice İzmir'de yaşıyor. İzmir'de oturduğu, yaşadığı evde zamanını
genelde bilgisayarla geçiriyor. Bilgisayarda yazılar yazıyor. Ve sadece tek bir baş parmağını, ayak baş parmağını kullanarak bunu yapıyor. Nasıl diye ben gerçekten çok merak ettim. Şu anda bir aparat görüyorsunuz. Sevgili Hatice, bu aparat nedir? Biraz anlatır mısın? Aslında sıradan bir mouse. Yani hiçbir özelliği yok. Bunu benim aile dostumuz olan abim sağ olsun. Benim için kendisi tasarladı. Ayağınla birlikte bilgisayarı kumanda edebiliyorsun. Hı hı. Yazı yazabiliyor musun ayağınla? Kesinlikle burada klavyem var. Bir saniye. Bu benim klavyem. Mesela köşe yazısı yazdığını söylemiştim. Bir köşe yazısını kaç saatte yazıyorsun? 48 saatte. 48 sayfayı, evet. Peki yorucu olmuyor mu? Ya aman yeter artık ya demiyor musun? Yani nasıl bir azimdir bu Hatice? Tabii ki yorucu oluyor. Yani siz çalışırken yeter demiyor musunuz? Ondan sonra yola devam ediyoruz. Hatice şu anda iki üniversite bölümünde okuyor. Evet. Sadece ayak baş parmağını kullanabiliyor ve konuşabiliyor. Düşünebiliyor, görebiliyor, hissedebiliyor. Susmuyor. Susmuyor. Hatice hangi üniversitelerdesin şu anda? Anadolu Üniversitesi 4. sınıf kamu yönetimi bölümü. Kamu yönetimi. Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu. Yine son sınıf öğrencisiyim. Hala öğrenci. Aslında ben tam olarak bu cahil öğretmenin sayesinde okul hayatıma devam edemedim. Çünkü o daha 7 yaşında bir çocuğa üstelik 15 günde okuma yazmayı öğrenmiş birine. Annesine, onun yanında artık Hatice'yi okula getirmeyin. Hani diğer çocuklar onun farklılığından olumsuz etkileniyordu demesi neticesinde tamam dedim, okumuyorum. Hani yeter, bu kadar demesi, benim yapabileceklerim bu kadar dedim. 10 sene sonra dedim, ne o öğretmenin ne de bir başkasının böyle bir şey hakkı yok. Onun kadar beni de hayatta var olmaya ve bilmeye, öğrenmeye, öğrendiklerimi dile getirmeye hakkım var. İşte o gün bugündür okuyorum. Dün gibi hatırlıyorum, üzerimde üniforma vardı. Belki askerliğin metaneti. Devamında bunun için yaşımda aşağı yukarı 24-25 gençliğim verdiği bir şey vardı. Bir an kabullenemedim. Bunu paylaşırken eşimle de paylaşmadım. Bize demişti ki bu çocuğumuzun mevcut yatış biçimi, vücudundaki sinir bağların ve doku sistemi Türkiye'de 8 yaşına kadar yaşar. Avrupa'da ise 14 yaşına kadar yaşar. Ben kızımla tekerlekli iskemlere sahilde gezerken insanların bizim bakmasını tiye alıyoruz. Çünkü biz o işten keyif alıyoruz. Neden? Biz onlara bakıyoruz. Çünkü biz hiçbir zaman kızımız engelli ya da kucağımda ben taşıyorum ya da yürüyemiyor diye onu bir odaya kapatmak yerine nereye istiyor soruyor. Hatice, nasıl diyeyim size? Bu evin şeyi, piramidin tepesindeki astrolojisi. Öyle değil. Evet. Hepimizin vazgeçemeyeceği hayat dolu bir kızım var. Allah ona ömürler versin. Önce ilkokula beraber gidiyorduk sınıfta. Beraber kalıyorduk onunla. Çok inatçı bir kızım vardı. Kafaya bir şey koydum onu yapmaya uğraşır yani. İlla ki onu zor da olsa başaracak. Şunu bugün yapacağım diye mesela dersle bahsedeyim yani. Bir başladığı zaman bunu bitireceğim diye sabah 3'e kadar mesela gece 3'e kadar 4'e kadar oturduğunu biliyorum ben sınavlara girmeden önce. Engellerin sorunları sorun olmasın Hatice, bak bu alkışlar senin için. Bu alkışlar çok şey yapmayı başaran Hatice senin için. Bütün stüdyomuz seni alkışlıyor. Seni ve senin gibi yüreğiyle bizi hayretler içinde bırakan müthiş insanlara. Hatice konuşacağız, çok şey konuşacağız. Sen susmuyorum diyorsun ya, vallahi susma.
En önemli şey gülümseyebiliyorsun. Hem hayata, hem bize, hem bizim yüreğimize. Ya gerçekten birçok şey izledim şimdiye kadar ama helal olsun sana diyebileceğim bir görüntüydü bu. Hatice, iyi ki varsın. İyi ki örneksin bize. Vallahi helal olsun sana. Konuşacağız. Sinan, duyuyor değil mi bu alkışları Hatice? Duyuyor değil mi onu alkışladığımızı? Duyuyor. Evet evet, hepsini duyuyoruz. Harika. Duyuyorum, herkese çok teşekkür ediyorum. Canım, biz sana teşekkür ediyoruz. Ara vermek zorundayız. Dönüşte konuşacağız. Halimden memnun değilim, bunu da isterdim. Hay Allah, niye böyle oldu diyenler varsa Hatice'yi tanısın ve izlesin. Değerli hocam aramıza katıldı. Sayın Yusuf Kavaklı, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ebru, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Soyadın gibi dünya güzeli bir kalbim var ve çok keyifliydi sohbet etmek. Ben çok teşekkür ediyorum. Hatice, buradan merhaba demek istiyorum. Benim de Evgin Atalay diye bir arkadaşım var. Engin'e de bizden çok selam söylemiştim. Evgin de kas ve nörolojik hastalıkları üzerine olmuş biri ama bu engeller konusu çok önemli bir konu. Sadece tek bir cümle söyleyeceğim. Lütfen hepimizin bir engelli arkadaşı olsun. Çünkü onlar bizden daha ileri seviyede ve bize harikasın. Çok şey öğretebilirler. Çok önemli. Harikasın Ebru Güzel. Ara vermek zorundayım. Dönüşte yine Hatice ile beraberiz ve hocamızla. Yecüc ve Mecüc dünyaya ne zaman saldıracaklar? Ortalığı velveleye verecekler. Ortalığı huzursuzluk kaplayacak. Peygamberimiz Yecüc ve Mecüc'ten nasıl bahseder? Kıyametin kopmasına yakın dönemde zuhur edecek. Kıyametin hangi alametleri gerçekleşti? Kıyametin kopacağına yakın bir kısım alametler zuhur edecek diyor. İstanbul Emekli İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kabak da açıklıyor. Bu hadislerden çıkarılan alametler var mesela. Az sonra Zahire ile Yetiş Hayata da. Efendim tekrar hoş geldiniz. Bir azmin ve gerçekten müthiş bir gücün görüntüsü ekranda. Hatice'den bahsediyorum. İzmir'de sevgili Sinan, Narlıdere'de Hatice'nin evinde bir baş parmağıyla, tek bir ayak baş parmağıyla iki üniversite bitiren, üçüncü üniversitesine hazırlanan, hepimize örnek olabilecek sözleriyle, konuşmasıyla, neşesi ve enerjisiyle hayretler içinde bıraktı. Sevgili Yusuf Kavaklı hocamız stüdyomuzda, onunla da konuşacağız biraz sonra. Ama Sinan, gerçekten bir de gülümseyebiliyorum dedi ya Hatice. Tam yüreğimize, kalbimizden vurdu bizi gerçekten. Lütfen ona çok selam ve sevgilerimizi ilet. Ve onu en çok neyin mutlu ettiğini sor bizim için. Şimdi bizler... Aleyküm selam. Hemen soracağım. Şimdi bizler Hatice'nin yaşam alanındayız. Hatice gerçekten burayı tam bir yaşam alanı haline getirmiş. Burada hayatının büyük bir bölümünü, gününün büyük bir bölümünü burada, bu odada geçiriyor. Önümüzde görmüş olduğunuz bilgisayarla birlikte şu anda görüyorsunuz bu aparat Hatice'nin mouse'u. Bunu da bir aile dostu Hatice için kendisi yapmış, kendileri icat etmişler. Bu mouse yardımıyla görmüş olduğunuz, şimdi kameraman arkadaşım Emre gösterecek, bilgisayarı kontrol edebiliyor. Kumanda edebiliyor. Yazılar yazıyor sevgili Hatice. Köşe yazıları yazıyor. Şiirler okuyor. Hayata dair yorumlar, programlar yapıyor. İnternet üzerinden yayınlar yapıyor. Bir köşe yazısını da tam 48 saatte yazdığını söylemişti. Şimdi isterseniz ben Hatice'ye mikrofonu uzatayım. Hatice'ye merhaba diyelim. Hatice'cim merhabalar. Merhaba. Nasılsın dünden bugüne? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Size sormalı. Vallahi bizler de iyiyiz. Şimdi Hatice sadece tek bir ayak parmağının baş parmağını mı? Yani tek bir ayağının baş parmağını mı kullanabiliyorsun? Evet, bir tanesini kullanıyorum. Bir tanesi de bu saydıklarınızı ve nicelerini yapıyorum. Diğeri de olsaydı neler yapardım acaba diye düşünmeden edemiyorum. Peki Hatice, neler yapabiliyorsun bu tek ayakla, tek baş parmakla? Şöyle söyleyeyim, en azından... Yapmak istediğim sadece bir kısmını daha hayata geçirebildim. Bunlardan birisi eğitime devam etmek. Diğeri engellilerin sorunlarını her şeyden önce başarılarımıza dikkat çekmeye çalışıyorum. Bununla ilgili televizyon programı yapmak istedim. Ama pek ilgi çekici olmadı herhalde. Hiçbir teklif almadım. Ben de kendi programımı kendim yapıyorum. Videolar çekiyorum ayak parmağımla. Arkadaşlarımla ulaşabildiğim engellilerle ve engelsiz insanlarla, ben onlara yüreklere engelsizler diyorum. Söyleşiler yapıyorum.
Hayata, yüreklere, kalplere engel konulamıyor değil mi Hatice? Kesinlikle. Peki şunu da sana sormak istiyorum. Şimdi Hatice hayatın neresinde? Kıyısında mı yoksa tam kalbinde mi hayatın Hatice? Tam ortasında. Tam olarak ortasında. Hani diyorsunuz ya kalbinde de değil atar damarında. Sevgili Zahide Yetiş, stüdyodan eminim ki muhakkak sizin de sormak isteyeceğiniz sorular vardır. Ben isterseniz Hatice ile sizi biraz baş başa bırakayım, sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Daha sonra tekrar birkaç soru yönelteceğim. Harikasın Sinan, duyuyor beni Hatice. Hatice, gerçekten seni yürekten alkışlıyorum. Evet, bu özgüven, yaptığın espriler. Bu programı yaparken şunu baştan söyledim. Asla. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Canım benim, asla acımayın. Asla kötü hissetmeyin. Size öyle birisini tanıştıracağım ki ya ben bu kadarını ya ben, yapamamışım diyen birisi olacaksınız bu programı bitirdiğinizde, izlediğinizde. Şimdi bana tam benim düşündüğümü yaşatıyorsun gerçekten. Teşekkür ederim. Öncelikle benim sesimi duymamda size yardımcı olduğunuz bir yerde her şey insanın hayatında bir basamaklar zinciridir. Siz de benim için bir basamak oluşturdunuz. Teşekkür ediyorum onun için. En azından söylemek istediklerimi dile getirme fırsatı elde ettim bu sayede. Sizin de söylediğiniz gibi yani engellerin acınca ya da ah vah işte biz daha şanslıyız denici gibi bir durumu yok. Kesinlikle yok. Ben bunu canlı bir kanıtıyım. Daha ne söylenebilir ki? Yani bize acımak yerine hayata bizim de dahil olduğumuzu artık insanlara kabul etmesi gerekiyor. Harikasın. Hatice gerçekten senin gücün bizim yüreğimizin güçsüzlüğünü bastırdı. Çoğumuzun gerçekten hani o da olsaydı bunu da yapsaydık vah tüh derken biz bambaşka şeylerle uğraşıyoruz. Senin karakterine, gücüne, hayata tutunmana hayran kaldık gerçekten. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Hep öğretmenlerin çok etkili olduğunu düşünürüm. Aynı şeyi sen de söyledin. 7 yaşında öğretmeninin söylediği şey çok etkiledi beni. O zaman seni de etkilemiş. Ama buna rağmen seni hayattan vazgeçirmeyen ve öğrenmeyi tam tersi daha da fazla istemeni sağlayan şey neydi? Yani sana okula gelme diğer çocukların moralini bozuyor diyen bir öğretmen ki böyle bir öğretmenlik benim aklımın, bilgimin ve anlayışımın tamamen dışında. Onu hemen söyleyeyim. Zaten ben de sözünüzü kesmeyeyim ama ben de onun dışında yani o şahsın dışında hayatıma dahil olan bütün öğretmenler öyle imzalar attılar ki gerçekten eğitimcilere yakışan şeylerdi. Ben öğretmenlere son derece saygı duyuyorum. Yaptıkları işin kutsallığının farkında olanlara tabii ki istisnalar var. Maalesef ki bu istisnayla karşılaşmam benim için hem iyi oldu hem de kötü oldu. Evet 10 seneme mal oldu. Ama bir o kadar da beni hırslandırdı ve hayata bağladı. Onun için o insana bile teşekkür borçluyum. Çok yaşa. Valla bu o kadar bile teşekkür borçluyuz yani. O hocamsa bile çok çok minneti az. Hatice seni tanımak büyük keyifti. Büyük mutluluktu bizim için. Bir ben İzmirliyim. Kaybetmeden... İnşallah seni İzmir'de de gelip benim görmeyi diliyorum. Ailenle tanışmayı diliyorum. Seni çok çok öpüyoruz ATV ailesi tabii olarak. Tabii ki her zaman bekleriz. İnşallah zevkle gelirim. Biz büyük bir aileyiz. Her gün büyüyoruz. Seninle yüreğimiz daha da büyüdü bugün. Çok yaşa, çok da iyi yaşa ve bize hep gönlünle, hep örnek ol Hatice. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz sana. Sinancığım sana da teşekkür ediyoruz. Efendim. Yarım kalmadı değil mi? Yok. Tamam. Ya nasıl bir olay görüyor musunuz ya? Şimdi bir ayet var ya Kur'an-ı Kerim'de. Hangisi hocam? Feyza azem tefe tevekkel alallah diyor Allah. Evvela azmet, sonra da Allah'a güven. Bu hanım kız azmetti, Allah'a güvendi. Allah da bunu bu halde iken bile ya başarılı kıldı. Şimdi buradan çıkarılacak dersler var. Nedir o? Annesinin babasının canhıraş uğraşıp da okumasını istediği
yavruları paraya rağmen, imkana rağmen annelerinin babalarının okuma isteklerini geri çeviriyorlarsa ya, bu en büyük örnek. En büyük örnek. Bir başka şekli de yani düşmeyen kalkmayan bir Allah'tır der eskiler. Düşmez kalkmaz bir Allah olduğuna göre şimdi öğretmenim azmimi artırdı diyor. Hazreti Ali'ye sormuşlar demişler ki bu ahlaka, bu edebe nereden sahip oldun? Ahlaksız insanlar beni bu hale getirdi demiş. Siyah bunu olmasaydı tabii, beyaz olur muydu? İmam-ı Azam için de söylerler bunu. Bir başka veli için de söylerler. Yani onların dediğinin aksini yaptım, bu hale geldim. Şimdi bu hanım kız da kamçılamış o öğretmenin sözü. Ama o da bilerek söylememiştir. Zannetmiyorum. Şimdi pişman olmuştur da. Belki işte, de. Tabii, belki bilerek, de izliyordur. Evet. O anki haleti ruhiye filan. Öğretmenlik gerçekten zor. Hepsini elinden öpüyorum. Tabii, hem çok zevkli hem zor. Evet. Çok. Peki. Şimdi sizin çok hassas olduğunuz bir konuyu biliyorum. Evet. Fakat burada kırmızı ışıkta geçen yayalar ve sürücüler için çok daha ciddi boyutta bir durum var. İzleyelim, üzerine konuşalım. Yayalar ve sürücüler dikkat. Bu fetva diğerlerinden çok farklı. Kırmızı ışıkta geçmek haram. Sırbistan'da diğer kişilerin fetva verdi ve kırmızı ışıkta geçmek haram. Diğer kişilerin başkanlığı Kur'an-ı Kerim'de bulunan Maide Suresi 2. ayete işaret etti. O ayette her kim bir nefsi bir nefis mübarek veya yeryüzünde bir kesede olmaksızın öldürülse sanki bütün insanları öldürmüş gibi. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur buyuruyor. Şimdi kırmızı ışıkta geçmek hayatı sonlandırabilir. Diğer kişilere karşı saygısızlık olabilir ama şu haramdır deyince. Şimdi bir hak var mı burada? Hak var. Var. O hakkı kim ihlal ediyor ise o kul hakkına tecavüz ediyor demektir. Bir başkasının hakkına. Şimdi biz de kurallara uymamak göz açıklık olarak, saygıdeğer seyircilerim beni hoş görsünler, ahlaksızlık yapmak göz açıklık olarak telakki ediliyor. Şimdi Boğaz Köprüsü'nden her perşembe geçerim ben, her perşembe. Dün de mesela bir yere gittik, bir alışveriş merkezine çocukları götürdüm ben. Hatta bizim Volkan'la da orada karşılaştık. Orada da insanlar kurallara riayet etmedikleri için garajdan yarım saatten evvel çıkamadık. Yarım saatten evvel. Şimdi normal düz gidiyorsunuz. Sen de şoförsün, araba kullanıyorsun. Burada araba kullanan arkadaşlarımız var. Hepsi var. Normal gidiyorsunuz. Arıza şeridinden koşuyor. Arıza şeridinden ta ileriye geçip sinyalini verip milletin önüne geçiyor. Arkada 100 tane araba duruyor. 100 tane adamın hakkına tecavüz ediyorsun. Sen her namazını Kabe'de kılsan da o 100 tane adam hakkını sana helal etmiyorsa o namazın değeri yok. Bak bir şey söylüyorum. Çok ciddi bir şey. Değeri yok. Evet. Şimdi ben bu şekilde olan adamlara trafikte olduğu müddetçe hakkımı helal etmiyorum. Niye? Ben de duruyorum orada. Benim de azıcık aklım çalışıyor, kafam çalışıyor. 54 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Ben de oradan öyle gidip oradan girmesini bilirim. Ama bir hak var mı? Bir yol tayin etmişler mi? Bir sınır koymuşlar mı? Bir kural koymuşlar mı? Bu kuralı koyanlar insanlar rahat etsinler diye koymuşlar. Kırmızı ışıkta geçtiğinizde, karşınızdaki arabaya vurduğunuzda, Allah'ın onun içindeki insanlar öldüğünde, o milli servet olan araba tarumar olduğunda, o yol perişan olduğunda, o trafik durduğunda, o insanlar vaktinde işine yetişemediğinde, bütün bunları hesap ediyor musun? Bütün bunları hesap etmiyorsan haram işliyorsun demektir. O fetvaya aynen katılıyorum. Bu Arabistan'da tabii yayınlanmış bu aynen fetva. Katılıyorum. Ama bizde de aynı işte görmüyor muyuz? Bu mübesse kameralar mı diyorlar ona? Evet. Şimdi onların şeylerini gösteriyorlar falan. Hocamın orada en hassas olduğu şeyi buldum yalnız. Bir kırmızı ışık dedim. Tabii, yarım saat yani, devam eder bir sohbet. Ama bu doğru bir şey değil. Tabii ki. Yani bu millet. Hocam İstanbul trafiğinde de öyle yavaş gitmek de olmuyor. Al işte gördün mü? Hadi bak ne dersin şimdi? Hayır bir trafik canavarıyla konuşuyorum gibi hissetmeyin de. Ben İzmir'de aheste sürerken. Ki orada da fena değildim ama burada ama ben aheste gider iken ama kurallara riayet önüme, ederek ben aheste kurallara riayet ederek giderken benim ta ileriden gidip de önüme geçen adam bana göre ahlaksız adamdı. Oh.
Peki bana göre ahlaklı adam. O kadar şey yapmayalım. O kadar şey yapmayalım olur mu? Kural koymuşlar. Bu kurala sen uymazsan ben uymam. Bana niye kızıyorsun? Vallahi ben sana değildim. Kızmıyorum ama. O ben değildim vallahi. Sen benim şey arkadaşımdın. Dolayısıyla sana söylemek durumundayım. Hocamla fotoğraflarımızı arada çekiyoruz. Bütün fotoğraflarda hocanın eli ya böyle ya kalem böyle. Ama kalem benim her şeyim. Oo. Tabii kalem benim her şeyim. O zaman bana bir ara kalem hediye ettiydiniz. Ama demek ne oldu hani kayboldu. Olur mu hocam kullanıyorum ben onu. Ha, kaybederim tamam. Maybederim diye saklıyorum. Tamam. Bir de benim öyle bir huyum var. Sonra da tüy kaybederim diye kullansaydım. Ama ben bunları zamanında kullanamadım. Onun için şimdi en güzeli hangisiyse gücüm nispetinde onu kullanmaya çalışıyorum. Sizin elinizde tuttuğunuzun hepsi güzel. Allah razı önemli olsun. Önemli olan burası. Evet. Sizin onun için de yani nispeti. Bir kısım şeyleri belki ağır söylüyoruz ama ağır söylemek durumundayız bu millete. Çok şey de söylemek bak durumundayız. Şu, yeni konuya geçeceğim müsaade evet, ederseniz. Bir kelime ama bir kelime. Heh, bir kelime. Eğer biz insanlar olarak, Allah'tan korkarsak kuldan utanırız. Allah'tan korkmazsak kuldan utanmayız. Allah, kork Allah Allah'tan korkmayandan demiş atalarımız. Doğru. Allah'tan korkmadığımız için de trafik dahil olmak üzere doğru dürüst hiçbir yerde istisnalar kaideyi bozmaz. Hakka hukuka riayet etmemenin neticesinde buraya geldik. Bir şeyden daha korkuyoruz. Evet. Bilmemekten başta. Bir de Yecüc ve Mecüc duyuyoruz. Ve korkuyoruz. Zaten yani gelecekler, işte. Yecüc ve Mecüc bizim gelecek. Zamanımızda çıkmayacak bir defa. Çıkmayacak. Bundan, tabii canım nereye çıkıyor bizim zamanımızda? Bizden kim bilir binlerce nesil sonra çıkacak o Yecüc Mecüc dediğimiz. Şimdi çıkmayacağın nereden hayır, biliyoruz? Hayır yok. Ha Yecüc Mecüc'ün yaptıklarını yapanlar var. Şimdi Zülkarneyn diye bir insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. Her devirde tabii, yaşadığı. Ha, oradan Kur'an-ı Kerim bahseder ve bu bir yere ulaştı diyor Kur'an-ı Kerim'de ayette. Bir yere ulaştı. Oraya ulaştığı zaman bir grup bunun önüne çıktılar. Dediler ki burada böyle bir tip var, insanlar var. Bunlar bize zulmediyorlar. Ne olur bunların önüne bir set çekin de biz size vergi verelim dediler. Vergi ha, verelim. Bizi onlardan tabii, koruyun. Bizi onlardan koruyun. Biz de size sana vergi verelim dediler. Koruduğunuz tabii, için. Tabii koruduğun için. İşte o set diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim'de şurada da ayeti getirdim ben. İşte burada. Efendim, Enbiya suresinin 96. ayetinde. Nihayet Yecüc ve Mecüc yani setleri açıldığı ve onlar tepeden akın ettiği zaman kıyamet kopacak diyor. Akın, tepeden. Yani o şeyin önlerinde set yok mu? Setin üstünden akın edecekler onlar. Onlar akın ettiği zaman kıyamet kopacak diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla ahlaksızlığı yapan her insan Yecüc ve Mecüc'tür. Bak sözüme dikkat etsin saygıdeğer seyircilerimiz. Belli konularda devletin malını çalan Yecüc ve Mecüc'tür. Milletin malını çalan, milletin vaktini çalan, milletin benzininin heba olmasına sebep olan, milletin suyunun boşa akmasına sebep olan, her sayabilir, istediğin kadar say bunu. Buna hep Yecüc Mecüc. O kadar ciddi. Yani o kadar ciddi tabii. Set çek diyor bunun önüne. Allah Kur'an'da set çekti diyor. Niye set çekiyor? Kötülüğüne mani olmak için. Kötülüğüne. Onun için de emri bil maruf nehyi anil münker İslam'da önemlidir. Allah'ın emrettiğini yapmak ve yaptırmak. Tavsiye etmek. Yasak ettiğinden de kaçınmak ve kaçındırmak. Men ra'a minkum münkeren felyugayyirhu bi yedihi fe in lem yestedi fe bi lisanihi fe in lem yestedi fe bi kalbihi ve zalike ezafül iman diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sizden biriniz bir kötülük gördüğünde elinizle değiştirin diyor. Elle nasıl değişir? Yazarsın, çizersin, çekersin, beriye mani olursun. Ondan sonra bütün bunlara rağmen olmuyorsa Namık Kemal'in dediği gibi nush ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanı hakkı kötektir. Tabii yani atalarımız bunu boşuna söylememiş. Ha, bir de dilinizle söyleyin, izah edin, anlatın, vaaz edin, nasihat edin, güzel söyleyin. Leyyinen diyor Allah Kur'an'da. Yumuşak söyle. Söyleyerek ikaz edin. Yapma bunu. Ay, yapma. Siz hep diyorsunuz yani böyle bazen bize telefonlar geliyor. Evet, ben evet. böyle hocam ne diyeyim ne yapayım o kadar kızgınım ki Allah ıslah etsin de evladım. Tabii. Efendim üçüncüsü de kalben buğz edin diyor. Yani ne elinle ne dilinle mani olmuyorsun. Kalben Allah'tan bulsun canım. Allah'ın da en son zamanla avalettik diyoruz. Sen elinle imkanın var, dilinle imkanın var, paranla imkanın var, makamınla imkanın var, maddi gücün var. Bütün bunlara rağmen hiç sesini çıkarmıyorsun. Allah'ından bulmaz.
Niye Allah'ından bulunma? Çünkü sen görevini yapmıyorsun. Sen görevini yapacaksın, Allah'tan isteyeceksin. Ya sen, bu gücü kullanalım tabii, mı? Tabii. Ama gücü kullan dediyse dayak at demiyoruz ki sana. Ha. Elinle yaz, çiz, elinle çek ver. Yani bir programda söyledik, hatırlayacak mısın? Beni sık boğaz ediyor bu Hacı Ali, onun için de şey oluyor. Ha, tabii. Şimdi, ben bakmıyorum ona hocam, yani, senin daha çok bakıyorum. Zalim de olsa, mazlum da olsa, ha, mümin kardeşinize yardım edin dedi ya Peygamberimiz. Ya Resulallah, mazluma yardım edelim ama zalime niye yardım edeceğiz deyince... Zalimi zulmünden alıkoymanız ona en büyük yardımdır dedi. Hmm. Zulümden al. Ben onu şöyle ifade ettim geçen, hatırlayacaksın sen. Şöyle efendim, adamcağız bardağı eline aldı, tam kaldırdı, bu vaziyetteyken ruhunu teslim etti. 60-70 senelik ömrü elinde haramla teslim ediyorsun. Bunun hesabını vermek nasıl şeydir o işte? Sen şimdi çıktın sokağa, arkadaşın bir yere gidiyor. Nereye gidiyorsun? Ya işte biliyorsun. Gel ya, bugün seninle beraber filan şuraya gidelim filan. Aldın arkadaşını, girdin bir kafe. Söyledin, İyi ki dedim. Söyledin. Efendim, ha, affedersin. Affedersin. Ben onu anlamadım ki. Olsun, ya. Olsun hocam. Biz hocalar bazen oluşturur. Bizimkiler şey yapmıştır. Tabii, olur efendim. Söyledik, geldi. Birer tane kaldırdık, birer yudum içtik. İkinci yudum elini kaldırdık, elimiz ikimiz de arkadaşımızla beraber konuşuyoruz. O anda arkadaşımız ruhunu teslim etti. Hmm. Bak, o anda. Eğer sen o arkadaşını oradan çekip alıp da kahveye götürmeseydin, o arkadaşının ömrü o gün bitecek. Hiç çaresi yok bunun. O gün biterken de elinde bu bardak olacak idi. Sen onun eline kase verdin. Eline efendim fincan verdin. Yani iyi ve güzele teşvik edin. Tabii iyi ve güzele teşvik ettin. Filmlerle sinemalarınız nasıl bilmiyorum ama böyle kıyamet alametleri içeren bir sürü film. Ben de seyrettim. İşte kimi zaman böyle kıyamet karla geliyor, her taraf kaplanıyor. Kimi zaman denizden geliyor. Kimi zaman böyle bir bomba patlıyor gibi oluyor falan. Şimdi siz soruyu anladınız, hemen çıkarttınız, buyurun. Tabii. Hani lep demeden leblebi anlama derler ya eskiler, onun içinde. Şimdi biz kıyamet alametlerini öğrenmekten bize faydası ne kıyamet alametlerinin? Yani onlar olduğu zaman kıyamet kopacak. Ya anana zaten babana, kopacak, anana, babana itaat etmiyorsan zaten kıyametin kopmuş kardeşim senin. Kadınsan kocana itaat etmiyorsan, kocaysan karının kıymetini bilmiyorsan, edepsizlik yapıyorsan zaten senin kıyametin kopmuş kardeşim. Öğretmensen öğrencinin değerini bilmiyorsan, öğrenciysen hocana saygı göstermiyorsan zaten kıyametin kopmuş senin. Daha başka kıyamet aramana gerek yok ki. Haram helal ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım deyip de eline geçeni yiyorsan, eline, affedersin ama çok kaba tabirle söylüyorum, eline geçeni zıkımlanıyorsan ne demektir o? Ha, senin kıyametin kopmuş zaten demektir. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki, Amme suresinin tefsirini okusun saygıdeğer seyircilerimiz. Karnınızı ateşle dolduruyorsunuz diyor, ateşle. Haram ateş demektir, haram. Karnını ateşle dolduruyor. Onlar kıyamet gününde Allah huzuruna gelirken karınlarında ateşle gelecekler diyor. Ağızlarından kan ve irin akarak gelecekler diyor Allah. Ya. Ha, tabii, bütün bunlar. Ve cehennemde onlara içecek su olarak efendim kendi vücutlarından akanlar verilecek diyor. Bunlar nasıl? Yani bütün bunlar kıyamet işte. Yani bu kendi vücudundan akan su, şöyle suyu verdiğinde diyor hararetle. Onun için bak saygıdeğer seyircilerimizin yaşlıları bilirler. Biz gençler pek bilmezler. Bıçak yarası olanlar, kurşun yarası alanlara hemen o anda su vermezler. Aa. Ya tabii o canı su ister ama su vermezler. Niye? İşte onun da o sıkıntısı, o yanıyor içerin için. Ama o su ona zarar o zaman, o saatte. İşte öyle yanacak diyor insanlar, su diyecekler. Ona getirilecek, su verilecek, ikram edilecek o su. Nedir o su? O su kendi vücutlarından akan şeyle, kan ve irindir. Onu hararetle hemen yüzlerine, ağızlarına götürecekler. Ağızlarına götürdükleri zaman yüzlerinde ne kadar et varsa tamamı o tasın içine dökülecek diyor. Bütün bunları bilip de, haram yiyorsan kıyametin kopmuş Zahide Hanım. Bütün bunları biliyor da anana babana isyan ediyorsan Zahide Hanım kıyametin kopmuş. Kaynanan, işte hep program yapıyorsunuz. Tabii. Kaynanan kayınpederin yaşlı başlı adamlar sırf senin cilana, boyana, dırnağına mani oldu diye onları kapı dışarı ediyorsan zaten kıyametin kopmuş.
senin oğluna gelin olarak aldığın, namusunun bekçisi olarak aldığın efendim elin kızını kendi kızın gibi kabul etmiyor da dır 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 onun hakkında efendim şey uyduruyorsan zaten kıyametin kopmuş. Ha gel şimdi biz de Kur'an'da anlatılanları söyleyelim. Oh. Hadisleri ya o çekersin tabii. Vallahi yani. Tabii. Namaz bak şimdi. Rivayet edildiğine göre efendim önemli insanlar tarafından unutulacak Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim unutulacak. Hadis-i Şerif'in söylediği. Efendim kıyamet namaz nasıl kopacak? Onu söylüyoruz. Nasıl? Aslında, tabii. Ne olacak? Yani alametleri de artık okunmamaya başlayacak. Tabii. Zaman gelecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'ın sadece resmi, Müslümanlığın da sadece ismi kalacak. Oo. Camiler çok müreffeh olacak. Çok şatafatlı olacak. Çok tantanalı olacak ama içlerinde irşat görevi yapılmayacak diyor. Tarihi camilere bakın, tarihi camilerde hiç süs püs yoktur. Ama bizim yeni yaptırdığımız camilere bakın, her taraf süslü püslüdür. Süslü Ayşe teyzeye benziyorlar adeta, öyle efendim. Dolayısıyla... Ne diyelim, bizim hani hoşumuza gidiyor bir cami ama içine girince. Ama ne kadar sade olursa. Evet, sade. Caminin içerisinde efendim üstünlük cemaattir. Eğer camiyi yaptığınız caminin cemaati yoksa hiçbir kıymeti yok. Yani. Bizim sanatkarlarımız, şarkıcılarımız, türkücülerimiz... Karşılarında ne kadar çok alkışlayan olursa o kadar güzel söylerler. Niye? Marifet iltifata tabidir. Caminin süsü, caminin şerefi, caminin itibarı onun içerisine gelen cemaattir. Kadın olsun, erkek olsun cemaattir. O cemaat yoksa hiç kıymeti yok. Onun için de camilerin isimleri kalacak. Çok süslü olacak ama içinde irşat vazifesi yapılmayacak. Emanete riayet edilmeyecek. Emanete riayet edilmeyecek. Yani şunu benden aldın. Bunu gerisin geriye bana vermen gerekir iken bunu zayi ediyorsun. Hmm. Emanete riayet etmeyi, etmemeyi Peygamberimiz münafıklık alameti olarak sayıyor. Ayetül münafıkul selasun, izâ haddese kezebe ve izâ haddese kezebe ve izâ tümine hâle diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Siz emanete hiyanet ederseniz, riayet etmezseniz kıyameti bekleyin. Oo, seviyesiz ve... Şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak. Evet, kişiler yönetici olacak. Ebeveynine isyan edip... Bak, beyler hanımlarının emrine girecek. Ya bakarsın bana böyle değil mi? Ha, şimdi bu hanımlar kusura bakmasınlar. Televizyonların başındaki hanım kızlarımız kusura bakmasınlar ama... Ben onu bir defa daha söyledim. O zaman kızdın bana ama istediğim kadar kız. Ben bazı şeyleri söylemek durumundayım. Ya bu emir işi değil hocam. Sevgi işi, aşk işi. Tamam da yani... Bizim kızlarımız çoğunluk itibariyle çocuklarına kendi annelerini, kendi babalarını, kendi teyzelerini, kendi halalarını tanıtırlar. Oğlan tarafının babası, anası filan onlar ikinci, üçüncü, dördüncü filan. Baba anne diye 40 yılda bir söyler çocuk ama anne diye. Tabii. Ha, sen ben, niye? Ben ama babaanne canım, diye ölüyorum. Anneannem de öyle ama. Zahide istisna. Yok estağfurullah tabii. Ben değil tabii ama. Şöyle bir durum var şimdi, kim büyüttü, kim emek verdiyse en çok onun adı geçiyor. Ne yapayım, babaannem büyütmüş, anneannemi, ikisini de yattığı yerler nur olsun. Benim için apayrı bir yeri yani vardır, biliyorsunuz. Yani ama benim öyle bir... Dur bir dakika, bir dakika Allah aşkına. Hayal kalkıyor. Benim öyle bir derdim yok ama, benim eşim, benim anamı babamı tanıtma yerine kendi anasını babasını tanıtıyor ise... Yani kendi anası babası 20 yaşından sonra devreye girdi bizim hayatımıza. Benim anam babam efendim ana rahmindeyken dünya hayatımızın içindeydi. Onun için bazı şeyler var. Bunlar acı. Acı ama doğru bunlar. İşte bunlar kıyamet alameti olarak sayıyoruz biz. Evet. Peki devam edelim ama. Devam, 650 tamam, yıllık bir sır hocam. Muazzam evet. Görüntüler izleyeceğiz şimdi. Türkler... Bilim ve ilim yan yana geldiğinde çok büyük işler çıkıyor diye her zaman ben içimden öyle geçirmişimdir. Ve sadece ibadet çok önemli ama sadece ibadet etmek değil, iyi güzel ne varsa. En bilinmesi gereken de gerçekçi neyse gidip onu bulur Müslüman. Müslüman bilir. O yüzden diyorum hep böyle Türkçe kelimeler olsun, daha çok buluşları biz yapalım diye. İşte tam 650 yıl önce neler neler keşfetmişiz, biz kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Sizi... Türklerin bir sırrı daha nasıl çözdüğüne şahitlik etmeye davet ediyorum. Sizi Bursa Ulu Camii'ne götürüyorum.
bugün dahi halen sırrı çözüm adamlarına ipucu ufak veriyor. Ufak kabartma ise Jüpiter'i temsil ediyor. Camideki inanılmaz sır. Sevgili izleyenler, evrenin sırrı Ulu Cami'de. Tam 615 yıl önce keşfedildi. Türklerin bunu tam 615 yıl önce keşfettiği ortaya çıktı. O sistemi Türkler buldu. Ve minbere yıllar öncesinde işlenmiş olan... Bu minber yüzyıllar öncesinden haber veriyordu. 230 yıl önce de burada yer alıyordu. Evrenin sırrı bu camide. Sevgili izleyenler, evrenin sırrı Ulu Cami'de. Dünya güneş sistemini çözmeye çalışırken Türklerin bunu tam 615 yıl önce keşfettiği ortaya çıktı. Ulu Cami'deki minberin üzerinde bulunan 9 gezegenle ay o tarihte bilime verdiğimiz önemi gözler önüne seriyor. Tam 615 yıl önce keşfedildi. Sevgili izleyenler, Ulu Cami'de herkese hayrete düşüren bu sır, yüzyıllardır bu caminin ziyaret edilmesine rağmen kimse tarafından fark edilmedi. 1980 yılında Fevzi Ülgü, emekli fen bilgisi öğretmeni Fevzi Ülgü, bu minbere geldi. Minberin üzerindeki bu çıkıntılar dikkatini çekti. Eline ölçüm cihazlarını aldı ve ölçtü. Birer birer ölçtü ve minbere yıllar öncesinde işlenmiş olan güneş sistemini çözdü. Türkler buldu. Güneş ve gezegenlerinin birebir ölçülerine göre işlenen minber bugün dahi halen sırrı çözülemeyen çift yıldızlar hakkında da bilim adamlarına ipucu veriyor. İşte 615 yıl önce keşfedilen o sistem. Sevgili izleyenler, minbere birazcık yaklaştığımızda zaten olayı sizler de çözeceksiniz. Ortada bulunan bu büyük kabartma güneşi simgelerken hemen güneşin üstünde bulunan ufak kabartma ise Jüpiter'i temsil ediyor. Sağa doğru geldiğimizde Merkür'ü görüyoruz. Onun altında Venüs ve yine köşede de Dünya bulunuyor. Dünyanın tam zıttında Plüton var. Burada gördüğünüz kabartma da tam burada Plüton'u simgelerken birazcık Plüton'un üstüne doğru çıktığımızda da Neptün ve Uranüs'ü görmek mümkün. Bu minber yüzyıllar öncesinden haber veriyordu. Sevgili izleyenler, sizler de biliyorsunuz, hatırlayacaksınız. Galileo dünya dönüyor dedikten sonra idama mahkum edilmişti. Ama bu minber Galileo dünya dönüyor demeden tam 230 yıl önce burada inşa edildi. Yani buradaki kabartmalar güneş sistemi Galileo dünya dönüyor demeden 230 yıl önce de burada yer alıyordu. Bursa Ulu Camii'nde Türklerin ne kadar bilime yatkın olduğunu ve sadece Müslümanlığın ibadetten ibaret olmadığını anlatan bir gerçeğimiz. Ne kadar bilim adamları yetiştirmişiz zamanında. Galileo'dan yıllar, yüzyıllar öncesinden bulmuş ve bilmişler. Ve bunu bize camimizde hepimizin gözü önüne koymuşlar. Biz yüzyıllar sonra ancak fark edebilmişiz. O yüzden bilim ilim neredeyse bizim de orada olmamız gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi o Biruni'yi anlattı ya bir doktorumuz böyle teşebbüt miktarı. Adnan Hocam geldiğinde Biruni de aynı şekilde. Yani Adnan Hoca'nın bir programı daha gelip o konuları anlatmasını istiyorum. Biruni de bir Türk bilim adamı. Tabii canım be. Bak Zahide Hanım, medreseler vardı. Medreseler büyük alimler yetiştirdiler. Ama zamanla ne oldu biliyor musun? Ya siz kürsüye çıkıp da matematik mi anlatacaksınız bırakın. Kürsüye çıkıp da fen mi anlatacaksınız bırakın. Bize öyle dediler ya. Ben 60'lı yıllarda ya. Ya kürsüye çıkıp bazı dediken Almanca mı konuşacaksın canım? Baş ver ya. Matematik mi anlatacaksın? Öyle dediler bize. Biz de dedik ya geç hadi boş beş al geç ondan sonra. Yani sizin ama, yani tabii, din adamlarının en çok bilmesi gereken. Ha en çok. Ben İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye Firavun'un mezar şeyini cesedini göstermek için çocuklarıma Belçika'daydım o zaman götürdüm. Bir dünya insan toplandı şeyin başına o cesedin başına. Orada ne kadar hayıflandım biliyor musun? Keşke 3-5 kelime İngilizce bilseydim ya. De bunun Kur'an'da beyan edildiğini, Allah Kur'an'da bunu beyan ediyor diye şu insanlara anlatsaydım diye. Onun için de medreseler çok büyük alimler yetiştirirken medreseleri efendim tesirsiz hale getirdiler. Niye? Başka türlü yıkamazlardı bizi.
Başka türlü. Yani tabii. Din adamı da, heh, öğretmen de herkes çok şey bilmeli. Heh. Çünkü sizi dinlemeye geliyorlar. Okulda öğrencilere her şeyi öğretmenler öğretiyor. Biz öğretmenler sayesinde buradayız. Ben de edebiyat öğretmenim sayesinde buradayım. Mustafa, bakarsanız. Mehmet Sofoğlu diye bir hocamız vardı. Allah mekanını cennet etsin. Hadisleri falan tercümesi var hocanın. O öyle derdi. Çocuklar, ben üniversiteyi bitirdim. İmam Hatip Okulu'nda derse geldim. İmam Hatip Okulu'na derse geldiğimde o zaman büyük öğrenciler vardı. Medreselerde falan okumuş gelmişler. Sizin bir kısım arkadaşlarınız beni ilim sahibi yaptı. Çünkü akşamdan çalışmazsam ertesi gün sınıfta onların karşısında ders veremiyorum derdi hoca. Bak, güzel. Onlar, tabii, daha çok biliyorlar. Onlar daha çok biliyorlar. Onun için de öğretmen, araştıran, doktor, araştıran. Araştıran, aynen, insan, aynen, okuyan insan. Onun için biz ondan mahrum kaldık, evet. Bunları söylüyoruz ki mahrum kalmayalım diye ama ve tabii sen, yalnız, daha, bu, bak, daha çok şey sadece olması değil gerek. Yalnız, sadece Bursa'da değil. Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinde, büyük camilerimizde, camilerin önünde bu güneş sistemiyle ilgili çeşitli şeyler yapılmıştır. Bunların hepsi var ama biz Türkiye'yi bilmiyoruz. Şimdi de bilim adamına yeterince, tabii, evet, ehemmiyet veriyor muyuz acaba? Şimdi evet, de keşifler tabii, tabii, yapılıyor. Tabii, tabii. Bir sürü şey yapılması gerekirken bilmiyorum. Daha çok yapılması gerektiği kanaatindeyim. İnşallah öyle olacak. Evet. Yöneticiler insanlara zulmedecek. Evet, yöneticiler. Kıyamet alametlerine, tamam, devam ediyoruz. Kıyamet alametlerine devam ediyoruz. Yöneticiler insanlara zulmedecekler. Zalim daima, zalim mazlum daima mazlumdu cahiliyet döneminde. Ha şimdi kılık değiştirdi. O zaman efendim çapulcu filan diyorlardı Arabistan'da efendim o günkü şartlardaki insanlara. Şimdi medeni insanlar size zulmediyorlar. Medeni insanlar zulmediyorlar. Dünyaya şöyle etrafımıza baktığımızda akan kanlar kimin eseridir? Cahil Mehmet Ağa'nın yaptığı işler midir? Yok. Hep okuyan, bilen insanların kurdukları planlar, programlardır. Yani 33 tane devletçik çıkmıştır Osmanlı'dan, Orta Doğu ve civarı 33 tane, bir Osmanlı'dan bu kadar. Niye öyle? Heh, işte orada yerin altında bir servet vardı. O servete sahip olmak lazımdı. O servete güçlü Osmanlı'ya rağmen sahip olamazdık. Öyleyse bunu yok etmeliydik. Onu yok ettiler. Yok ettikleri için biz bugüne geldik işte. Bugüne. Yani, Allah'tan hala bugündeyiz yani. İyiyiz elhamdülillah. Yok iyiyiz. Hem elhamdülillah hem evet. Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına, tüm şehitlerimize. Yöneticiler insanlara zulmediyor. Evet. Şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek diyor bak. İtaat edilecek. Şerrinden korkulan kişilere itaat edilecek. Adamın şerrinden korkuyor. Lanet olsun diyorsun. Aman ya hiç sesini çıkarma filan. Filmlerde filan görmüyor muyuz canım? He. Aman aman o bir şey olmasın, tabii, diye. Tamam, heh, ne tabii, dediyse aman, tamam olacak. Efendim şimdi ticaret dürüst olmayan grupların eline geçecek. Ticaret dürüst olmayan grupların eline geçecek diyor Peygamberimiz. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bize ne demişler Zahide Hanım? Bir lokma bir hırka demişler. Dünya gavurun, ahiret Müslümanın demiş. Bak, dünya gavurun, ahiret Müslümanın. Tabirleri aynen söylüyorum. Aynen söylemek durumundayım ama beri tarafta da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rızkın 10'da 9'unun ticarette olduğunu söylememişler. Ha bir lokma bir hırka kimin için? Bir lokma bir hırka zengin olduğu halde bir lokmayla iktifa ediyor ise, hani adam turfanda karpuz veya bir meyve isminden bahseder bizim kitaplarımız. Efendim almış getirmiş eve adam turfanda. Akşam da telaştan unutmuşlar. Aa, tamam mı? Yemeği, yemeği unutmuşlar. Gitmiş. Ertesi gün akşam eve gelirken adamı aklına gelmiş. Eve gelince demiş ki ya hanım ne ağlıydın, oldu biz ne demiş oldu? Akşam. Vallahi bey onu biz yedik ya kusura bakma demiş. Oo, nasibi yokmuş adamcağızın. Tabii nasip olur mu adamın? Demiş ki ulan bunlar beni dünyadayken unutuyorlar. Yarın ahirete gittiğim zaman bunlar beni hatırlarlar mı? Götürmüş malının tamamını hayra vakfetmiş derler. Ha, derler. Onun için de yani ticaret bir lokma bir hırka yok öyle bir şey. Pısırık Müslüman aklınızı olmaz. Aklınızı kullanacaksınız, evet, Müslümanlar. Evet, tabii. Aklınızı kullanıp hakkınızı arayacaksınız. Et dünya mezra... ben gevezeyim kızım, benimle başa çıkamazsınız. Et dünya mezratül ahire buyuruyor Peygamber. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Bu tarlayı bir lokma bir hırkayla ektirmediler bu millete. Fakir bıraktılar bu milleti. Bu devleti güçsüz bıraktılar. Güçsüz bıraktıkları için de boyun eğdik hep böyle. Hocam bir gün var Allah Allah sesleriyle geleceğiniz oradan bu tarafa doğru hep beraber... Peki evet. Kudret Hanımcığım hadi merhaba. Tamam, hadi. Kayseri'ye merhaba. Merhaba Zahide Hanım.
Kudret Hanım, sesiniz niye öyle geliyor? Üzgün, süzgün, azıcık yüksek konuşun, duyayım sizi. İyi akşamlar Zaytan. İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Hocama ben bir soru soracaktım da Zaytan. Buyurun, buyurun. Dinliyoruz efendim. Benim oğlum 12 yaşında trafik kazası geçirdi. Oh. Hani iki bacağını kaybetti. Allah sabır versin. Hani sabır hocamız ikimiz. Diyor ki trafik kazan şey kırmızı ışıkta geçmek günah diyor. Hani benim çocuğuma kaldırımda çarptı. Ona çarpanın günahı ne? Çocuğumun öbür dünyada mükafatı olacak mı? Canım. Bir de hani ana rahminde kader yazılır diyorlar. Doğru mu yani? Onu öğrenecektim. Zaten ana rahminde kader yazılır diyerek her şeyi kaderin üzerine atıyoruz. Atıyoruz. Ondan sonra kenara çekiliyoruz biz. Tabii. Şimdi demin dedik ya işte fetva verdi. Kırmızı ışıkta geçmek haramdır dedi ya. İşte kırmızı ışıkta geçen de adamı öldürüyor. Serhoş araba kullanan adam da gidip başkasını öldürüyor. Serhoş araba kullanan. Araba kullanmayı bilmeyen de telaşa kapılıyor. O da gidiyor adam öldürüyor. O gün ölecek idi. O saatte ölecek idi. Ama bu sebep oldu. Sebep olan adam bunun hesabını ahirette verecek. Dünyada da verecek, dünyada vermese bile ahirette verecek hesabını mutlaka. Çünkü bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek, bir insanı yaşatmak da bütün insanlığı yaşatmak diyor din. Ya da böyle şimdi tabii, bir tarafta engelli bırakılan bir çocuk böyle var. Böyle bizim ölen insanlarımız epey var. Bak duraklarda beklerken ben hep geride beklerdim. Eskiden şimdi hiç durakta beklememekleme derdimiz kalmadı. Elhamdülillah da. Yani hep geride beklerdim. Niye? Ne olur ne olmaz. Ne olur? Sen tedbirini al. Şimdi ben eşime tembih ederim. Otobüslere bindiğinde bunlar müşteri kapacağız diye her şeyi yapıyorlar. Aman ne olur, çünkü dizlerinden de rahatsızlığı var ya benim eşim. Aman ne olur inmeden önce tembih et adama ve önden in. Hani önden binip arkadan iniyorlar. Önden in, onlar seni görmezler. Sürükler götürürler. Onun için de yani sen tedbirini al. Gerisini Allah'a bırak. Evet. Hanımefendinin aklında şu kalmış olabilir. Benim evladımın başına gelecek olan bu olay kader miydi? Hayır. Bu şeyden itibaren kader oldu tabii. Hı. Yani kazala ile birlikte kader oldu. Amenna ve saddakna. Ama o çocukcağız o saatte, o dakikada ruhunu teslim edecek idi. Hani ecel geldi cihana başarısı bahane diyorlar ya. Yaşamı devam ediyor. Tabii. Hani sen biriyle program yaptın. Hani o Murat denilen bir delikanlıyla. Hem gözleri görmüyor hem ayakları kesikti evet, işte. Evet, evet. Yani bir kısım şeyler var. Onların sıkıntı üzerine var. Pek fazla gitmenin gereği yok. Oraya da hamletmenin gereği versin, yok. Evet. Sabır versin efendim. Osman Bey merhaba. Urfa'dan arıyor bizi. Hoş geldiniz merhaba, Osman Bey. Merhaba, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Buyurun Osman Beyciğim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Hay hay. Evet. Hocam şimdi ben bir zaman bundan 3-4 sene önce çok dar bir durumdaydım. Evet. Bu darlıktan çıkar isem eğer, bu olayı atlatır isem Allah'a bir kurban adak aramıştım. Oldu mu peki? Çıktınız mı o zor durumdan? Evet. O darlıktan kurtuldum inşallah. Şükür. Bugün yani kısmet olursa bu aralar adamımızı yaparsın. Ancak hocama sorum şuydu. Birçok kişiye sordum da bu kurban bu ada etinden ben de aile yiyebilir miyiz diyemezdim. Ada adadınız oldu. Kestiniz. Şimdi biz neydi bu arkadaşımızın ismi? Neydi Osman. Osman Bey adakta bulunurken veya Ayşe Hanım, Fatma Hanım adakta bulunurken veya Ahmet Efendi adakta bulunurken ben şu işim olursa, şu sıkıntıdan kurtulursam bir kurban keseceğim. Aile fertleriyle, dostlarımla, ahbaplarımla beraberce bunu yiyeceğiz demişse bundan yer. Bundan yer. Ama şu işim olursa, şu sıkıntıdan kurtulursam bir kurban keseceğim demiş ise Osman Bey yiyemez, hanımı yiyemez, oğlu yiyemez, kızı yiyemez, torunları yiyemez. Anne babası da yiyemez. Usul ve furu. Dedesi, ancak ninesi de yiyemez. Tabii ha. Halası, dayısı, teyzesi, amcası bunlar yer. Ama kendisi yiyemez, hanımı yiyemez, annesi babası, annesinin annesi, babasının babası yukarı doğru gider. Oğlu kızı, oğlunun oğlu, kızının kızı o da aşağı doğru gider. Din dilinde buna usul ve furu denir, diyemezler. Ha, yerse ne olur? Yerse ne olur? Yerse efendim kasapta fiyatı neyse etin, o kadar, parayı götürür yardım. Fakir fukaraya ikram eder. Tamamlayacak yani yediği kadarını. Evet. Peki efendim. İnşallah bütün dilekleriniz gerçek olur da. İnşallah. Peki ara vermek zorundayım. Az sonra buradayız efendim.
Ne kadar çabuk geçiyor. Daha yeni buluşmamış mıydık biz derken. Furkan yemeğini yaptı bile. Bir getir bir hocam bir görsün bakalım. Getireyim mi? Getir getir. Tabii. Getir. Hem köfte hem makarna. Ama evet. Bu sefer köfteyi yani köfteyi tabak gibi yaptı. Tabak şimdi, gibi yaptı. Tabak gibi de sunabilirdim ama hani biraz göstermek istedim. Aynı bu şekilde ben bunu fırına veriyorum. Göstersin hocaya nasıl bakıyor bak. Bu ne şimdi? Hocam altında köfte var. Üzerinde makarna var. Gene mi? Tereyağlı mı bu? Tereyağlı. Makarna tereyağı hocam, zaten. Hocam yemek programı da mı yapsak acaba sizinle? Bu sefer yiyin artık. Bu sefer yer misiniz? Bu sefer yok yemem hayır hayır. Yenemem olmaz. Yok yemem. Tam program bittikten sonra. Efendim sağlık sıhhat afiyet sizinle olsun. Dop dolu bir programla beraberdik. Yarın yine beraber olacağız. Şimdi hep böyle bir dedem olsaydı da hayatta olaydı diyorum. Hocam gibi olsaydı. Torunları i̇şte. Alıyor her hafta sonra çoluk çocuk gidiyorsunuz. Ya işte bu bir özlem tabii. Ne güzel. Özlemdi. Onu götürüyoruz. Yarın gezdiriyoruz yani ne yapalım inşallah iyi olur diye düşünüyoruz yani i̇nşallah. Dua ediyoruz iyi olur inşallah. Yarın sizin gibi torun sahibi olanlar, çoluk çocuk sahibi olanlar, yeni emzirenler, hamile olanlar herkes ekran başına. Çünkü gözlük giyiler hocam bizimle beraber olacak çocukları konuşacağız eninde boyuna. Sizin telefonlarınızla şekilleniyor biliyorsunuz programımız bol bol telefon bekliyorum sizden. Çocuklarımızın yüzü hep gülsün. Amin. Onların amin, hep amin, keyfi amin. Yerinde olsun ve sağlıkları hep yerinde beraber olsun. İnşallah, hep sizin beraber. De öyle efendim. Güzel bir hafta diliyoruz hepinize sağlık, sıhhat, afiyet içinde. Tüm ekip arkadaşlarım adına sevgiler, saygılar bizden size. Hoşçakalın efendim.